بىگەن بىز بىز مۇسۇلمانلار بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئىسلام بىزنىڭ پۈتكۈل ھاياتىمىزنى مەيلى دۇنيالىق ئىشلىرىمىز بولسۇن باشقىلار بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتىكى بولسۇن ھاياتىمىزنىڭ ئەڭ كىچىك نۇقتىسىدىن ئەڭ چوڭ بوغچە سىستېمىغا سالىدىغان بىزگە يول يورۇق بېرىدىغان ھايات تۈزۈمىمىز دەپ شۇنداق دەيمىز ئەمدى بۇنى بىز بىراز بىر ئاچساق مۇشۇ سۆزنىڭ مەنىسىنى ئىسلام ھايات تۈزۈمىدۇر دېگەن نەرسە بۇ قانداق گەپ بولدى Bismillahir Rahmanir Rahim. Bizni yoqdan bar qilgan, hayotlik ato qilgan, aql, vijdan va erkinlik ato qilgan Alloh subhanahu va taolo cheksiz hamd sana. Bizning hidoyat tepishimizga vasto olgan, insoniyatni to'g'ri yo'lga boshlab mangan payg'ambarimizga duo salomlar bo'lsin. Maqsad kelsak, Islom hayot tuzumi deb e'tiqod qilamiz. Nima uchun shunday e'tiqod qilamiz? Bu islom hayot tuzumi nima? Islom bir butun qurilmadan iborat. Bir butun hayot tuzumidan iborat. Chunki islomda aqid sistemasi bor. Aqid asoslari, ibodat asoslari bor, axloq asoslari bor, shariat asoslari bor, qonun asoslari bor va ijtimoiy tuzum asoslari bor. Muşu asaslarının hemisi bir bütün hayat tüzümünü şekillendirdi. İslam'daki yukarıda tılgağın akide, ibadet, ahlak, şeriat ve başka içtimai tüzümlerinin hemisi birbirini tolaklayıp mağdı. Birbirini güçlendirip mağdı. Birbiriyle uygulayıp mağdı. Bu asasların hemisi tevhiddin ibaret bu akide etrafı da ayrıldı. İslam'ın hayat tüzümü tevhid asasından başlandı. İslam'ın tevhid asası karsak ve bağırlık şeriat tüzümleri karaydıgan bolsak birinci kılıp şirik itikadkı can ilan kılış için gelgen hayat tüzümü. İkinci kılıp zulümge meyli zulüm çoğu olsun, küçük olsun musulmandın bolsun, kapırdın bolsun zulümü can ilan kılış için gelgen tevhid akıyız. Üçüncü kılıp adaletsizlikke, müstebitke, müstemlikke karşı kuzgılan götürüş için gelgen bir akide. Meyli İslam'ın akid terbi karaylı, meyli şeriat terbi karaylı, İslam bir bütün sistemi söylen, şirki karıştırış, zulümü karıştırış, adaletsizlik karıştırış, müstebitlik karıştırış, müstemlik karıştırış, insanın insanı çok ilişki karıştırış, ya ki bir insanın yanı bir insanı kul kılıp özü boysunduruşa ya çok ilişki karıştırış için gelgen bir akide, ya ki şeriat, ya ki bir bütün hayat düzüm. İslam bu yukarıki bir bölük ehvallaha ya bir bölük haletle can ilan kıldı. Ya ki bununla karşı kozgılan ideyesini kozgılan akidesine Müslümanlar bildirdi. Bunun da maksat ne mi? Elbet bunun büyük maksatları. Birinci kılıp bir yerde insanın adimiyelikini, insanın izzet şerifini, insanın erkinliğini, insanın adaletini vücut çıkarış maksat. İslam bir bütün hayat tüzümü buluş itibarı öyle. İnsan hayatının her kaysı sahalarında doğru yol haritasını siz bireyleyin. Mesela insanın özüyle boğan alakası, yaratıcı zat ile boğan alakası, hayat ile boğan alakası, kainat ile boğan alakası, Müslüman kardeşi ile boğan alakası, ya ki Müslüman emez başka insaniyet ile, yani insani kardeşlik noktasından, hemimiz Adem ve Havva'nın evlatları buluşu itibariyle, insani kardeşlik noktasından, muş insanlığa, ya ki muş daireler kandak muamelik dışı haritçisi mi, ya ki bununki türlerini mi, kör süpüreleydiğin hayat düzenlerinin ibaret. İslam, akide kısmı, ibadet kısmı, ahlak kısmı, şeriat kısmı ve türlülük ictimai kısımları ile mükemmel bir sisteme ya da mükemmel bir binaya ya da mükemmel bir kurulma okşap gidiyordu. Çünkü İslam insan, meyli şahs olsun, ya da aile olsun, ya da cemiyet olsun, ya da devlet olsun, ya da ümmet olsun,
ya ki xalqara diplomat alaqası olup qalsın, bunun həmmisi körsətmə, təlimat, yol yoruq bir iş üçün gəlgən hayat düzümdən ibarət. Yəni bu sözlərinin asas var mı İslam dinində? Ya ki bəzilərinin təbbağın sözü mü, bunun əsli mənbəsi bir qarıb baxayın. İslamın əsli mənbəsi Qur'an-ı Kerim qalsaq, Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُودًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Biz sana Kur'an-ı Kerim'ni hemen nesini bayan kıpırdıgan, izahla birdıgan, körsetme birdıgan, hem onun heritisini sızpırdıgan kılıp çürdük bu kitap. Bu kitap hidayet kitabıydı. İnsanga doğru yolunu körsetme bir kitap. İnsanga hatırcemlik ata kılan kitap. İnsanga sevgi, muhabbet, rahmet ata kılan kitap. Müminler bu kitap samimi esip kalıp kalsa, devamlılık yoluna bişaret ölen, hürsellik ölen, hatırcemlik ölen, bəxt saadet ölen yol gösterilen aynı kitap da süpetli. İslam tasavvuru kalırsak, insan Allah'ın izbasar vekili sablon. Meyli bu insan Müslüman olsun, meyli kafir olsun. İnni cailun fil ardı halifet. İnsan Allah'ın izbasar vekildir. Hoş. Allah insanını zimin hocayın kıbbi gitti. Buna bir bölük mesuliyetlerini attı. Muayyen gayi nişallah üçün yarattı. İnsan öz yaratılgan gaye nişallan vücut çıkarış için yol haritası muhtaç. Hayat düzümü muhtaç. Tuğulgandan tatıp ölüp gitken kadar buna mesuliyetler var, vazifeler var. Hoş. Hem İslam dini insan kartı hayat düzümüne yol koyulganlıkını Kur'an-ı Kerim ve sünnetin ibaret esli benbe buna tepildiğalıkını bayan kılıp ma farratna fil kitabı min şey. Kur'an'a Kur'an'da insanga lazım bolulgan hiç kandak bir nesini biz çalı koyup koymadık. İnsan hayat seferinde özden insanlık vazifesini bu kainat yetekçilik kılış mesuliyetini ada kılışın kereklik olgan hemen nesi bayan kıpladı. Bir yer bayan kılış iki türlülük oldu. Bir kısmı tepsiyle bayan kılınan, bir kısmı ihcam kaideleri, prensipleri, kımmet kararışları bayan kılınan. Mesela İslam'dan akidesi tepsiyle bayan kılınan. Şeriat kısmından ibadet kısmı karsak bu mu tepsiyle bayan kılınan. Ahlak kısmı karsak bu mu tepsiyle bayan kılınan. Buna da ictihadka, akıl ya ki yan kanun işlep çıkarışka ya ki yan prensip oturduğu çıkarışka da ihtiyaç yok. Bu üç taraf akide kısmı, ibadet kısmı, ahlak kısmı insan kancı eser yaşayan kati nezer her zamanda özgürüp kalmaydı. Her zamanda özünün alaylılıkını cari kıldırıp durdu. Yani buna da sırt içtimai tüzüm bu. İçtimai tüzümde şeriat asas kımmet kararışlarına oturup koyup belki. Mesela siyasi tüzümde misal kalsak siyasi tüzümde kımmet kararış ya ki prensibini oturup koydu. Mesela birinci kılıp siyaset kineş asasıyla el verildi dedi. Ve emruhum şura beyna oldu. İkinci kılıp adalet bilen siyaset yürütüldü dedi. Belki küçük devlet olsun, çoğun devlet olsun. Birlik buludu dedi. Baraberlik buludu, erkillik buludu. Ahırı kıç. Hem kineş kılıp dedi. Bu kineşten şekilde kandak kılıç onu belgilep beğen. Hakim sayılış meselesi ve okşuş meselelerde mançıl sayıla ya ançıl dep beğen. Çünkü bu mesele zamanın özgürlüğü karta, insan aklının ki terakkiyatı ya menfaat karta özgürlük durduğun bu başka, muş asası, prinsip asası da özen terakki kılır varsan bulur. Muş umum sızıktan çıkıp gitmesen bulur. Bu itibar ile şeriatımız bir bölük meselelerin tepsiyle oturup koyuyor, bir bölük meselelerin ihcam, bayan kılış ile Kur'an-ı Kerim'den ibaret bu mukaddes kitabımızda İnsan ma hayat seferinde özünün vazifesini ada kılış için kereklik olgan hiç kandak bir nesini ma farraklı bir çalı koyup koymadım. Sana yeterlilik olgan nesini dedim. Meyle 10 esir ilgirki halet yaşayan bolsun insanlar meyle bugünkü de üçür devir yaşayan bolsun belki bundayken
Kaysı bir devirde atasın. Yani şu devirde mi insanın ki hayat seferinde ya da hayat mesulünün adı akılışı için yolunun haritesi Kur'an-ı Kerim tepilamda otuz tepil. Mesela müşrik dostu mu? İslam'a itikad kıldığın, Allah'ın varlığı işine dediğin, Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamberi işine dediğin, hatta İslam'ın ki ibadet asaslarını cari kıldırdığın bir bölük. Müslümanlar. Bu İslam'ın, bu kardeşlere İslam'ın ki siyasi tüzümü, ya ki iktizadi tüzümü, ya ki ictimai tüzümü, ya ki İslam bir bütün hayat tüzümünden ibaret de bu mesele oturulup koyarsa hantan kağallıkını uçuratkın olur. Ya ki talaştığa çıkıkallıkını uçuratkın olur. Bu adam neye ansaldığın mesele. Bu kanda Müslüman da açıdık. Bu özümüz halıgan terpine kubul kılıp bu dinden, halımıgan terpine olsa red kıldan kanda Müslüman da açıdık. Akide terpine makul dediniz. Allah'ın ki varlık kamale süptüğü ikizat ikerliği makul dediniz. Kur'an-ı Kerim hiç kanda bir eyip noksanın ki arlaşıp kalmakalık iki mümkünün makul dediniz. Peygamber Aleyhisselam'dan hek peygamber ikerliği işlediniz. Şundan duruklu Kur'an-ı Kerim bir yerde bu bütün hayat herisin sana hep geldi. Hayat yönünü sana bayan tutup verdimse onunla tehtür karış, ya ki inkar kılış, ya hoş yakmasılık nezir olan karış. Bu kanda Müslüman da açılır. Bu bir sahtılıktan başına esemez. Yani samimi bulmasılık, samimi dindarlık emez. Belki sahtı dindarlıktan ki ifadesini ibaret. Çünkü Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعَهَدٍ Bu şeriatın bir bütün hayat sistemi iskerliğini tekrar tekrar ayetlerle bayan kılıp biz sana şeriat belgilep verdik. Kanun belgilep verdik. Hayat tüzümünü belgilep verdik. Sen muşnığa ergeçtin. فَتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَا اَلَّذِنْ لَا يَعْلَمُ Bu şeriatın kıymetini bilmeydiğen, bunun alaylıkını düşünmeydiğen, ya bunaki maksim bilmeydiğen adamlarla karımımız, onun kendini nafsanmadı. Yani bu ayeti bayan kılığa şeriat diyenim diyen gibi. Gerçi bir bölük fukalarımız bunun emini buluduğun ibadetlerine karatkan bu asıma. Lakin aslında bir yerdeki ayettir. Maksat şeriat bir bütün hayat tüzümünü gözü. Akidini mi öz işe alıyordu? İbadetini mi öz işe alıyordu? Ahlaklı mı öz işe alıyordu? Siyasetli mi öz işe alıyordu? İktizatlı mı öz işe alıyordu? Her bir tüzümünü mü öz işe alıyordu? Bu İslam şeriatı insanın dünyalık ve ahiretlik olup gelen bir şeriat. Fakat ahiret küçülemez. Din devlet olup için gelgen şeriat. Din şu vaktinin özünde bu devlet. Yekke ve kollektiflikini birleştirip gelgen hayat tüzüm. Bu yekke ibadet emez. Yekke tüzüm emez bizim nispetlerim. Bu içtimai tüzüm, kollektif tüzüm. Bu İslam şeriatinin ki en çok alaylıklarının birisi evrişimlikliği. Yani evrişimlik ilerdiği vaktimizde bu şeriat içtimai tüzümde. Yani hayat dolu özgürüp durduğun, özgürüşün tekazza akıldığın bu dairelerde çok asas, prinsipal kaidelerini oturup koyduğun. Kalan dairelerde, tepsiyle bayan kıyandım. Şimdi bu, içtimai tüzüm özgürüp durduğun bu başka, evrişimlik olan bunun asas tüzümlerini oturup koyup verdi. Ama tepsilat hikaye vakti de insan aklı yolunu açmıyor. İnsanı izlenir, tetkik kılsın, tekşiyor, terakki kılın. Sen bu şeriatın ki maksatlar asası da şeriat belgelep belgel umu prinsipten halkıp gitmeyen asası da sen kanun tüzüm tüzüp çıksan oldu. Akılda mı kanun yolu koyuş iktidarı bağlı bak. Şeriat bunu itiraf kıl. Asası demez. Bu çok haritsi var. Prinsip var. Muş'nun içindeki tarmak dairelerini insan aklının ictihad kılışı, tetkik kılışı, işlap çıkır için yolunu koyup ben. Neydi bu ne? Müslümanların aklıyla oturup çıksın, tarmak mesele. Ya ki Müslüman emez başka milletin aklını oturup çıksın. Demek şeriatın maksatları, şeriatın ki prinsipi takşip kalmaya kalkarsa, o nesillerden faydalansa, bulamdırız bu. Bu bir şeriatın ki, yani evrişimlik ile mukumlukla birleştirirken artıkçılık. Şeriat, müşkül artıkçılık ile her kandak devirde, meydanın tüktüğün halette, İnsanın menfaatini kogdaş çünkü. Bu artıkçılık olan kogdap giderliydi. Çünkü şeriatın hemisi savabit emez. Yani midir sıdır kınmaydıgan tömür tam emez. Şu vaktin ozı şeriatın hemisi suğu uşaş, suyulup getken dairemiz. Bunun içinde mukum daireler var, müstahkem durduğun. Bunun içinde
taraqqi qildigan, o'zgardigan bu doiralar va mushdan qarta muomila qilgan vaqtimizda bu hayotimizga shariatni to'g'ri tatbiq qila olamiz. Bu islomdagi bir butun hayot tuzumi yoki islom hayot qonuni yoki hayot sistemasi deganimiz bundan iborat. Ko'pdan ko'p rahmat. Albatta bu cho'ng bir tema, buni tafsili inshaalloh programmalarimizning bütün bu hayat tüzümünün demişkenliğini, bundan kinki programlarımızı mı bunu parça parça ayırıp düşündürürüz inşallah.